Özgürlük yürüyüşünün ikinci gününe Samandağ'dan başlıyoruz. Birazdan ikinci günün ilk adımlarını atacağız. Uzun bir yürüyüş, özgürlük yürüyüşü ve her gün ülkenin, Hatay'ın çeşitli sorunlarını gündemleştirmeye karar vermiştik. Biz özgürlük dendiğinde sadece serbest olma halini anlamıyoruz. Aynı zamanda insan gibi yaşayabilecek, insanca yaşayabilecek koşullara sahip olmak gerekir. Ve maalesef özellikle 6 Şubat depreminden sonra geldiğimiz noktada üzerinden bunca ay geçmesine rağmen Hatay'da hiçbirimizin insanca yaşama, insanca barınma hakkına sahip olmadığımızı söyleyerek başlamamız gerekiyor. Dün belki ülkenin başka bir yerinde olsa birkaç damla yağmur yağdı diyebilirdik. Biraz yağmur yağdı ve hayat tam anlamıyla felç oldu. Şu anda Hatay'ın değişik yerlerinde çadır kentlerin, konteyner kentlerin boşaltıldığı örnekler bize iletiliyor. Kamu binalarını su bastığı bilgileri bize iletiliyor. Yani ufacık bir yağmurun bile insan hayatını alt üst ettiği bir tabloyla maalesef hala karşı karşıyayız. Geçtiğimiz günlerde Çevre Mühendisleri Odası'nın yaptığı bir açıklama, Hatay'daki yaşam alanlarımızın %60'ında asbest solunumumuzu söylüyor. Dolayısıyla özgürlük mücadelesi Hatay'da aynı zamanda insanca yaşama mücadelesi, barınma hakkı mücadelesi. Bugün köylerde, ilçelerde yine yurttaşlarımızla buluşacağız ve onların barınma haklarının güvence altına alınması, insanca yaşam koşullarının sağlanması için birlikte mücadeleyi nasıl büyütebileceğimizi konuşacağız. Akşam bütün gün içerisinde yaptığımız görüşmelerin değerlendirmelerini tekrar sizlerle paylaşacağız. Sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar, dayanışmaları için yürekten teşekkür ediyoruz. Hepimize kolay gelsin.